Gözü gibi baktığı otomobilini satmamaya yeminliydi ama o yeminini bozdu. Hatta vasiyetini de çiğneyip otomobili sattı. Pişman olması ise uzun sürmedi. Ben bunu her zaman öpüyorum. Bildiğin evladım gibi yani. Asla satmam deyip vasiyetini eklemişti. Ama kendi sözünü çiğneyip 1 milyonere sattı. Değerlisine günler sonra kavuşunca ne yapacağını şaşırdı. Bana sattıktan sonra var ya tam 10 bin evde ağladım bu arabayı. Şu anda var ya o kadar mutluyum ki anlatamam. 1994 model 2 otomobil Antalya'da yaşayan Abdullah Şimşek'in göz bebeğiydi. Binmeye kıyamadığı, mücevher gibi muhafaza ettiği araçları satmamaya yemin etmiş, hatta vasiyetine de ekletmişti. Ben arabayı hiçbir şekilde satmayacağım dedim. Araba alınmasın, satılmasın diye vasiyetim vardı. Ama bir gün bir milyoner kapısına dayandı, aklını çeldi. 130 bin lira verince dayanamayıp sattı. Yakınları durumu öğrenince olanlar oldu. Sözler çok ağır geldi zaten. Sözler beni yırttı zaten. Kendi eşim, dostum, akrabalarım, şunlar bunlarım, canci arkadaşlarım, nasıl kıydın bu arabaya, nasıl sattın? Sokağa çıkamaz hale geldim bu durumda. Kendi de mutsuzdu. İş sürdü, otomobilini alan kişinin başkasına sattığını öğrendi. Kulaktan kulağa duydum, kendi araba satılmış dedi. Geldim arkadaşı buldum. Sonunda aracı alan kişiyi ikna etti, aynı parayı vererek almayı başardı. Yine satmama sözü verdi.